Blaze ve Yol Canavarları, Mini İşi Anlar, Tabiat Tarihi Müzesi'nde dehşet. Günlerden 14 Nisan Perşembe günüydü. Tepede güneş her yeri parlatıyordu. Birden dere apartmanından kırmızı renkli, koca tekerli bir canavar kamyon fırlayıverdi. Bu kamyon bizim Blaze'di. Arkadaşları Canbaz, Çizgili, Turşu, Zoe ve Şeker serpintileriyle ünlü Ege Üniversitesi Tabiat Tarihi Müzesi'ne gidiyorlardı. Bunun için önce yukarıda bulunan metro istasyonunu bulmaları gerekiyordu. Hadi çocuklar, yukarıya çıkmalıyız, diye uyardı Blaze. Kampüse en kısa yol metroydu. Birdenbire karşıda İzmir Spor yazılı bir metro istasyonunu gördüler. İçeri girerken Blaze, İnsan olanlar maske taksın, Covid-19 denen bir şey var, diye acımasızca bağırdı The Green Papyrus yakında. Canbaz harika bir şey göstererek, kendime İzmir kartı aldım, diye bildirdi neşeyle. Herkes bu durumu parti moduyla kutladılar. Sonra la perona indiler. Tam inerken bir ABB treni harekete geçti. Blaze kaçtı ya. Ya kahketin gallan. Edin gallan. Ya kahketin gallan, diye çığlığı bastı. Sıradaki trene daha 8 dakika vardı. Yuh, dedi Turşu. Blaze, çok sıkıcı, dedi bakın bir hay sahibi olarak. 7 dakika sonra treni görünce markasıyla birlikte haber verin, diye bildirdi Blaze. Turşu, o CRLC treni geldi, diye ayıkırdı aniden. Ama Turşu şaka ya da espri yapmamıştı. Gerçekten de lanet gelmişti. Yine de hızla trene bindi. Canbaz, Ege Üniversitesi'nde mi ineceğiz yoksa, diye sordu. Blaze, evet, dedi neşeyle. Sadece 6 istasyon kalmıştı. Yani ya stadyumda ya da Alkapınar'da falan duruyorlarmış. Formadan ayrılınca, İstasyonu görünce Ege Üniversitesi istasyonu diyelim, dedi Blaze. Durağı vurunca herkes Ege Üniversitesi diye aykırdı. İnip kampüs yönüne çıktılar. Orada öpücü bekçilik yapıyordu. Ona kötülük numarası yaptılar. Öpücü kanıp onları içeri aldı. Hemen müzeyi aramaya koyuldular ve hemen de buldular. Zile basınca kapı açıldı ve müzeye ilk girişlerini yaptılar. Orada bir sürü galeri, bir sürü obje ve bir büyük Tyrannosaurus Rex iskeleti vardı. Bu iskelet müzenin göz bebeği konumundaydı. Blaze onu görünce biraz gerildi. Kaçın, dedi bağıra bağıra. Ama iskelet canlı değildi. Çünkü o bir iskelette koştu. Önce tur atmaya koydular. İlk galeri kayaç ve mineral galerisiydi. Orada koca bir volkan vardı ve durmadan patlamalar bırakıyordu. Şöyle hızla yukarı çıktı. Paleontolojik arası bir maraş, yani kahraman maraş filinin iskeleti bulunuyordu. Yanında minişlerin tarihiyle ilgili bir sürü şey bulunuyordu. Bakın toynağın evrimi, diye uyardı Çizgili. Onların yanında Dexter adında bir kapuçin maymunu vardı ve canlıydı. Herkesi sonra avlayıp durdu. Blaze, adın Dexter mi, diye sordu. Dexter, evet, anlamında baş ağladı. Blaze onu tam okşayacakken onu sağ ön lastiğini dövdü. Blaze, acıdı, diye inledi şiddetle. Kaçar! Bir çığlık attı Canbaz yine. Yandaki evrim ve karşılaştırmalı osteoloji, yani anatomi galerisine saklandılar. Orası iskelet kaynıyordu. Buraya iskeletler galerisi diyelim mi, diye sordu Çizgili. Herkes onayladı. Orada dev bir kaşalot, yani ispermeçes bıyanası iskeleti vardı. Bu Moby Dick, diye bildirdi uslanan gibi duran Turşu. Herkes bu durumu fark etmişti. Onun yanında da arkada balina evrimi ve tablosu vardı. Wow, ayaklı balina mı, diye sordu şaşkınlıkla Turşu. Zoe bile aşırı derece şaşkınlık yaşar gibi oldu. Yılan iskeletine dikkat, diye uyardı Blaze. Orada küçük ama aşırı uzun bir ağlı piton iskeleti durmaktaydı. Galeriden çıkıp arka terasa geçtiler.
Oradan T-Rex dinozor iskeletinin kuyruğu görünüyordu. Yan taraf ise Angry Birds galeriydi. Yani kızgın kuşlar galerisi biliyorsunuz zaten. Oraya geçtiler. Bir sürü kuş ve yumurta bulunuyordu. Hem orada muhabbet kuşları vardı. Green Puppy yani ben. Bunun olmasına çok sevinmişti. Çünkü az çok kendine muhabbet kuşuydu. Bu yüzden türdeş sayılırlardı. Onun dışında leylek yuvası, pelikan, flamingo ve benzeri kuşlar vardı. En ilgi çekense devrimsi akbabaydı. Akbabalar yırtıcı Angry Birds'larsa zaten derim diye bilgilendirdi Canbaz. Blaze olsa kuşlardandır derdi. Blaze? Canbaz! Dedi sinirlimsi bir ifade kullanmayeler gibi bir akıllı biçimde. Sonra ön terası da görmek istedi çizgiyi. Oradan iskeletin önü görünüyordu. Hemen aşağıdaki genel zooloji galerisine indi. Orada bir çift Anadolu panteri, yani Anadolu parsile deniyor, bulunuyor ve ilgi üzerine güçle çekiyorlardı. Tam size insan oğlu! Diye aykırdı Zayı. Çok fena sinirini bozulmuştu. Onun dışında da bir yaban domuzu kafatası vardı. O bile çok dikkat çekti. İskelet değil bu arada gerçekten. Onların dışında porsuk, kirpi, balon ve kirpi balığı gibi bir sürü minisel obje bulunuyordu. Ve orada Tümel Tanju Kaya'nın odası bulunuyordu. Ama kendisi müzede yoktu. Blaze? Uhu, kimse var mı? Dedi kapıyı tık tık ederek. Ama kapıyı açınca gördü. Kimse yoktu. Şaşkına uğradılar. Büyük olasılıkla emekli olmuştu. Onu bırakıp turu bitirmeye odaklandılar. Bir tane de ağaca sıkışmış bir geyiğin heykeli bulunmaktaydı. Galerinin kapısı T-Rex iskeletinin arkasına çıkıyordu. Tur harikaydı. Bir kez daha! Dedi Canbaz ısrarla. Saat 12.45 olmuştu. Müze 16.30'da kapanıyordu. Ama erken çıkmaları gerekecekti. Sonra yaparız. Diye teselli etti Blaze. Biraz çevreyi tanımaya ve çalışanlarla tanışmaya koyuldular. Orada birkaç çalışan bulunuyordu. Chef Alan Grant'ti. O Jurassic Park'ı yani Sorna Adası'ndaki ilk gören paleontolog olmuştu. Onun dışında Larry Daly, Cecil Fredericks ve başka çalışanlar vardı. Açıkçası müze yol canavarları tarafından çok sevilmişti. Tek endişe, ya iskelet canlanırsa? Ön tarafa geçtiler. Orada Cecil müzede bir gece film serisini önerdi. Blaze? Mutlaka izleyelim. Dedi onaylar bir ifadeyle. Sonra T-Rex dinozor iskeletiyle fotoğraf ve video çekilmeye koyuldular. Canbaz oyuncak spinozorusunu çıkarıp büyüyle canlandırmak istedi. Kitabını açıp büyülü sözlere haykırdı. Rüzgar gibi koşsun. Bacakları bir kapıya kadar hızlı hareket etsin. Olma yeter ki bu dinozor bize kükresin. Çizgili pek emin olamadı. Birden bir dinozor kükreyi verdi. Bu arkadaki iskeletti. Sihrin işe yaradı Canbaz. Ama yanlış dinozor üstünde. Diye uyardı Blaze. Korkular gerçek olmuştu. İskelet canlanmıştı ve artık serbestçe dolaşabiliyor. Ve istediği gibi boğurabiliyordu. Hızla üst kata Dexter'in bulunduğu yere doğru kaçmaya kalkıştı ama beceremedi. Canbaz onu durdurmaya çalıştıysa da nafile. İskelet kaçıp saklandı. Sonra çıkıp millete dev kayalar fırlatmaya koydu. Blaze, Cole, dişler ve bacak kullanarak bir kaya öğütme makinesine dönüştü. Bu temel olarak Blaze'in icadı olmuştu. Bütün kayalardan sonra en sonuncuyla Canbaz iskeletin pompasını tıkadı. T-Rex cihaz artık kaha ya da pırt yapamayacaktı. Yani pırt ya da fart. Bu da iskeletin boşaltımına aşırı derecede engel olacak. Denebilir. Yine de Blaze de Canbaz da pişman oldu. Keşke daha yüksek atsaymışım dedi Canbaz. Aşırı pişman bir halde. İskeleti bulalım derken daha çok kaya buldular. İskelet bu kayaları kayalardan
bu kayaları da atayım derken tıkanıklığın acısı yüzünden aslında sayesinde bu kayaları fırlatamamıştı. İskelet aşağı indi ve canlılar kesilmiş gibi uykuya daldı. Huh! Dediler neşeli bir halde. Derken uyanıp bir kaya daha fırlattıktan sonra müzeyi terk etti. Herkes korktu. T-Rex dinozor iskeletini evine getirmeliyiz diye uyardı Blaze. Bu bir acil durumdu. İskelet kaya fırlatarak kuşlarla Angry Birds oynamaya koyuldu. Blaze yola koyulup iskeleti kısa sürede yakalayıp ateş hızı basarak onun kafasına kilitledi. İşin bitti T-Rex dinozor iskeleti dedi Blaze sevinç dolu bir halde. İskeletin getirilmesi herkesi sevindirmişti derken saat 3'ü bulmuştu. Son 1 saat kalmıştı. Aslında 1.5 ama yarım saat erken çıkacaklardı. Ters tur atmaya koyuldu. Deniz orada kirpi balığı ve balon balığından korkup yukarı kaçtı. Tekrar kuş galerisine geldiler. Yani Angry Birds galerisine. Angry Birds. Oradaki yumurtalar aşırı güzel duruyordu. Birden turşu bir deve kuşu yumurtasını tek lokmada gam gam yaptı. Domuz turşu seni! Diye haykırdı Blaze. Sinir hem bozuktu hem de gülmekten ölecekti. Ama yediği yumurta fena döllenmişti. Bu yüzden hem yavru hem de turşu ya da diye ölüverdiler. Hızla arka terasa döndüler. İskelet mutsuz olmuştu. Yazın onu dedi Zoe iskeletin yerine koyarak yani kendini. Buna empati deniyor. Burada Zoe empati kurup kendini iskeletin yerine koymuş oldu. Sonra anatomi galerisine geçiş yaptılar. Turşu kaşınıp pitonu ısırdı ve birden aa dişimi kırdı diye haykırdı piton hopur turşu. Cezasını almış oluyoruz. Henüz tutamcık farkına varamamış durumdaydı. Hızla paleontoloji galerisine geçti. Dexter yüzünden orayı gezemeden aşağı indi. Volkan maketi ise hiç bağırmadı. Daha sonra ateş hızını basıp müzeyi terk ettiler. Saat 4 olmuştu bile. Hızla metroya binip İzmir Spor'un yolunu tuttular. Ama metroya varmadan önce az daha Blaze ateş hızındayken kenarda uyuyan bir köpeğe hedef oluyordu. Metroda yine CRRC denen Çinli lanet geldi. Bozuk sinirle dinlediler. Üç yoldan ayrıldı. Blaze haberi yolladı. İstos yana varınca Zoe İşte İzmir Spor! Diye haykırdı. İnip Akdoğan Kırtasiye'den Hot Wheels itfaiye evine aldılar. Sonra aşağı inip deri apartmanına gitti. İçeriye girmeden önce kapıyı aç diye haykırdılar. Kapı yine bizim Blaze açtı. Hoş geldiniz müzeciler diye karşıladı onları Blaze. Blaze domuz görüşü yaptı. Herkes katıldı. Önce lanetle kampüse gittik. T-Rex dinozor iskeletini cambazcımız canlandırdı. Başımıza bela aldık. Düz ve ters turladık. İskeleti kapattık ve yine lanetle döndük. Şu güzel evi aldık sonra da. Diye ve buraya döndük. Diye özetledi Blaze. Sonra ise 23 Nisan provaları yaptılar. Ve son. Evet yani bu yaklaşık bir yıl önce oldu. Thank you.